Merhabalar arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlerle reading hakkında konuşacağım ve bazı reading alıştırmaları yapacağız. Önce reading neden önemli? Onunla ilgili bir konuşalım. Reading dediğiniz şey hepimizin aklına ilk başta geldiği gibi bize böyle bir kelime listesi sunan bir kaynak asla değil. Reading dediğiniz şey belli bir konsepte dair kelimeleri size bir arada sunan bir metin. Aynı zamanda bu kelimeleri cümleler içinde nasıl kullanacağınızı gösteren bir kaynak. Bir yandan da bu cümleleri birbirine nasıl bağlayacağınızı gösteren, bir kompozisyona nasıl yedireceğinizi gösteren bir kaynak. Eğer bir dili ikinci dil olarak öğreniyorsanız, bir çocuk kitabından, bir makaleden öğrenebileceğiniz kadar fazla şey öğrenebilirsiniz. Çünkü kitaplar, özellikle çocuk kitapları, normalde sizin ilgilenmediğiniz alanda size bilgiler sunuyor ve eksikliğini fark etmediğiniz kelimeleri sizin zihninize yerleştiriyor. O yüzden eğer böyle bir aceleniz yoksa, bir sınav için çalışmıyorsanız ya da akademik kaygılarla çalışmıyorsanız, ben çocuk kitaplarına kadar okuyun derim. Faydasını kesinlikle görürsünüz. Hiç uzatmadan direkt alıştırmalara geçmek istiyorum ama ondan öncesinde başka bir şey söyleyeceğim. Ben bu videoyu Cambly isimli uygulamanın sponsorluğunda çekiyorum. Cambly, hepinizin daha önceden duyduğuna inandığım ya da gördüğüne inandığım, benim de daha önceden duyduğum için, içeriğini bildiğim için olumlu bir kanaate sahip olduğum bir uygulama. Uygulama gayet rahat bir şekilde Play Store'dan, App Store'dan indirebileceğiniz, hatta bilgisayarınızdan da kullanabileceğiniz bir uygulama, bir site aynı zamanda. İndirip hesap açtıktan sonra uygulama size 5 dakikalık bir kullanım hakkıyla geliyor. Ve siz bu 5 dakikalık kullanım hakkını bir test süreci olarak değerlendirebilirsiniz. Kendi seviyenizi öğrenmek açısından da kullanabilirsiniz açıkçası. Bayağı faydalı olur. Ana sayfanızın hemen yanında eğitmenler denilen bir kısım var ve bu kısımdan eğitmenlerinizi seçebiliyorsunuz. Kimin çevrim içi olduğunu, kimin ne zaman meşgul olacağını görebiliyorsunuz. Ve böyle eğitmenlerin yanında küçük küçük bayraklar var işte. Amerikalı mı, Kanadalı mı, Amerikalı Kanadalı mı, Avustralyalı mı, İngiliz mi, hani vesaire gibi böyle size bilgiler veriyor. Bu sayede siz ne tarz bir aksan arayışındaysanız ya da hangisini daha rahat anlıyorsanız, hangi aksanla konuşan insanla iletişime geçmek istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulamaya kayıt olur olmaz size şey soruyor. Hangi kaygıyla kayıt oluyorsunuz? İşte kişisel gelişim için mi, iş için mi, akademik olarak mı ya da hobi olarak mı vesaire. Uygulama sizin hakkınızda bir kanaate sahip oluyor ve eğitmenler kısmında sıraladığı eğitmenler o seviyeye hitap eden eğitmenler oluyor. Ve ben denedim, burada size birkaç tane şeyini göstereceğim, örneğini göstereceğim. Hem genel tavsiye hem de reading üzerine tavsiye olarak birazcık konuşmalar yaptık. Cambly'nin linkini aşağıya koymuşumdur. O yüzden bir bakın, bir deneyin. Birkaç örnek koyacağım ve ardından reading alıştırmalarına geçeceğiz. This video I am talking about reading exercises. So, like, do you have any tips for any maybe complete stranger people? I encourage new English speakers when they're reading a book is to read out loud. Reading out loud is very important, and the reason why that is that normally when people read any language, they read like this. They're quiet. Yeah. Okay. So their eyes are engaged basically to read and goes to the brain and you understand what you're reading. So what I encourage with readers of all ages and all languages is to read out loud. When you're reading out loud, what's happening is that you're opening up your other sensories. But once you start reading out loud, okay, what's happening is now your ears are waking up and they're like, hey, who's that? Who's that speaking? Okay. Yeah. So then now everything is going to work together. So try to read every day, even if it's 20 minutes. Beginner, you could choose a child book. Absolutely. A fairy tale, absolutely. Because it aims to teach you the grammar, how to speak in like short sentences. But then yes, it comes with a concept. So you learn a concept, like words, yes, vocabulary of a concept. So for me, yes, like, it's very helpful. And it's yes, very short to do it. It's like 5 pages. You're done. Finish the book. Very, like, yeah, reading is meant to relax you, not stress you out. So read children's books. It's going to teach you, as you said, to learn how sentences are
formed in your grammar. You're going to learn how to read those. Thank you for this beautiful talk. Thank you. Yes. Really. It's been a pleasure. Was it really helpful? And welcome to Cambly. Thank you. Thank you. Şimdi direkt reading alıştırmamıza geçelim. İlk kitabımız The Pumpkin Chase isimli bir çocuk kitabı. Ben bu kitabı gayet yasal bir şekilde bedava olarak PDF indirmenize müsaade eden bir siteden aldım. Freekids.com muydu? Aşağıya koyacağım linkini. Güzel bir şekilde kategori kategori hangi yaş aralığında kitapları görmek istediğinizi size sunuyor ve PDF'lerine ulaşabiliyorsunuz rahatlıkla. Ben bugün size The Pumpkin Chase isimli kitabı okuyacağım. Miss Sunflower is crying. A thief just stole my pumpkin pie. Now what will I have for dinner? She sobs. Don't cry, Miss Sunflower. We will find your pumpkin pie, said Officer Zig. We will catch that crook, said Officer Zig. Look, there he goes, said Officer Zig. Catch that crook, said Officer Zig. I'm too fast, you're too slow. You will never catch the pumpkin pie thief, cried the crook. They chased him up the hill, but the crook was too quick. I'm too fast, you're too slow, you will never catch the pumpkin pie thief. They chased him down the riverbank, but the crook rolled away. I'm too fast, you're too slow, you will never catch the pumpkin pie thief. They chased him under the bridge, but the crook swam away. I'm too fast, you're too slow, you will never catch the pumpkin pie thief. They chased him over the fires, but the crook jumped too high. I'm too fast, you're too slow, you will never catch the pumpkin pie thief. They chased them around the tree, but they could not catch the crook. I'm too fast, you're too slow, you will never catch the pumpkin pie thief. Officer Zig and Officer Zag did not give up. They ran and ran and ran until, splat, they chased them right into a wall. Hooray, we caught the crook, said the cubs. Officer Zig and Officer Zag returned the pumpkin pie to Miss Sunflower. Thank you very much, said Miss Sunflower. Dinner time! The pumpkin chase. Pumpkin baklava demek. Chase de yakalamak demek. Miss Sunflower is crying. Bayan ayçiçeği ağlıyor. A thief just stole my pumpkin pie. Now what will I have for dinner? She sobs. Hırsız şimdi. Just şimdi. Balkabağ turtamı çaldı. Ne yapacağım? Akşam yemeğine ne yiyeceğim? Diye hıçkırdı. She sobs diye hıçkırdı. Don't cry, Miss Sunflower. We'll find your pumpkin pie, said Officer Zig. We will catch that crook, said Officer Zig. Officer biliyorsunuz ki memur demek. Crook da, hatta ben kelimeleri nasıl öğreniyorum? Bununla ilgili bir şarkı var. Her alara crooks turn a steal your heart, Lil Wayne'in. Çok fazla sahtekarla karşılaştın, kalbini çalmaya çalışan gibi. Böyle bir şarkı var mesela. Bir şarkıda duyarsınız, bir metinde duyarsınız. Ha tamam bu buydu dersiniz. Kelimeleri böyle öğrenin. Don't cry, Miss Sunflower. Ağlamayın bayan ayçiçek. Biz sizin balkabar turtanızı bulacağız dedi o memur Zig. We will catch that crook. Yakalayacağız o sahtekarı. Look, there he goes, said Officer Zig. Gördünüz mü? Orada, dedi memur Zig. Catch that crook, said Officer Zig. O kadar çok tekrar ediyor ki crook kelimesini. Yakala onu, yakala o sahtekarı, dedi. Sahtekar konuşuyor. I'm too fast, you're too slow, you'll never catch the pumpkin pie thief, cried the crook. Ben çok hızlıyım, sen çok yavaşsın, asla balkabağ turtası hırsızını yakalayamayacaksın, diye bağırdı. They chased him up the hill. Onu tepeye kadar kovaladılar. But the crook was too quick. Ama crook, sahtekar, çok hızlıydı. I'm too fast, you're too slow. You will never catch the pumpkin pie thief. Chased him down the riverbank. Görüyorsunuz değişiyor. Chased him up the hill. Up the hill. Tepeye doğru kovalamak. Chased him down the riverbank. Nehir kenarına. Riverbank, nehir kenarı. The crook rolled away. Yuvarlandı. I'm too fast, you're too slow. They chased him under the bridge, but the crook swam away. Köprünün altına kadar kovaladılar, but the crook, sahtekar, swam away. Yüzdü, yüzerek uzaklaştı. I'm too fast, you're too slow, you'll never catch the pumpkin pie thief. They chased him over the fires, ateşe kadar kovaladılar, but the crook jumped too high, çok yüksek atladı. I'm too fast, you're too slow. They chased him around the tree. Ağacın etrafında kovaladılar. But they could not catch the crook. Ama yakalayamadılar. I'm too fast, you're too slow. Officer Zig and Officer Zag did not give up. Memur Zig ve Memur Zag did not yapmadılar. Give up.
pes etmediler, vazgeçmediler. They ran and ran and ran until. Koştular, koştular, koştular ta ki, until şuna kadar, neye kadar? Splat! Boom, ya böyle bir çarpma anı gibi. They chased him into a wall. Wall olunca, yani duvar olunca, chased him into. Hooray, we caught the crook, said the cops. Cops, polisler demek. Yaşasın, hooray bir sevinç biçimi. Officer Zick and Officer Jack return the pumpkin pie, geri iade etmek. Return the pumpkin pie to Miss Sunflower. Teşekkür ettim Miss Sunflower, dedi Miss Sunflower. Dinner time, akşam yemeği zamanı. Kısa bir hikaye ve her sayfada zaten hem resim var hem de 3 cümleden fazla cümle yok neredeyse. Ve kısa cümleler. Ama size sadece crook kelimesini, sadece chase, sadece caught, catch bunları öğretmiyor. Aynı zamanda chased up. Chasing up, chasing down, chasing around, chasing into, chasing under. Yani aslında tek bir kelimeyle up, into, around, under öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden iyi bir vocabulary ve öğretici bir kelime alıştırması olabilir diyorum. Bu kitabı bahsettiğim sitede bulabilirsiniz. Şimdi burada bırakalım isterseniz. Eğer bu reading alıştırmalarının devamını istiyorsanız, size bir şekilde yardımcı oluyorsa haftalık olarak olabilir, 2 haftada bir olabilir. Reading alıştırmaları yapmaya devam edebiliriz birlikte. Bu sesli kitap okuma ya da küçük küçük masal okuma süreçlerini devam ettirebiliriz. Siz de farklı farklı şeyler öğrenmiş olursunuz. Ben de size birkaç bir şeyler söylemiş olurum belki. Hani neye dikkat etmeniz gerekir gibisinden. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.